Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Ev YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bayan yelek örneği, ister bebek yeleği, ister bayan yeleği yapabileceğiniz tığ işi hem Trabzanlı hem de Doğulu bir örnek anlatacağım. Şimdi örneğimizi böyle parça halinde başladım. Bakın fıstık yeşilinden. Bebe yünü, yeleklik ip nasıl istiyorsanız, isterseniz angoradan da yapabilirsiniz. Ben bugün bebe yünü kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi hemen zincir üzerine şöyle başlayalım. Daha net sayıları çıksın diye. Ben de trabzan üzerine yaptım ama bugün zincir üzerine başlamak istiyorum. Şöyle başlayalım hep beraber. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Bakın şimdi şöyle değerli izleyicilerim. Şimdi zincir çekiyoruz önce. Yani dilerseniz trabzan, isterseniz zincir üzerine de başlayabilirsiniz modelimizi. Şimdi bazen takılma yapıyor tığ ucuna. Şöyle hemen hızlıca ben saymıyorum zincirleri. Modelimize başladığımız zaman kaç tane zincir arada onları söyleyeceğim size. Şimdi şöyle hemen dönüyorum bakın. 2 3. zincire batıyorum. 2 her zincirin üzerine 3 4 tane yan yana trabzan ördüm bakın. 4 trabzan. Sonra 1 2 zincir çektim. 1 2 3. zincire batıyorum. 3. zincirin hemen dolgusunu yapıyoruz. 2 3 4 2 defa da topluyorum bakın. Arada 1 2 zincirim var. Yine aynı yere. Birinci sırası biraz daha sıkıntılı oluyor. İkinci sırası daha kolay değerli izleyicilerim. Şimdi yine aynı yere bakın. 2 3 4 yine iki defa da çıktık. Arada 1 2 zincirim var. Şimdi 1 2 3. zincire batıyorum. Şimdi yan yana yine bakın 4 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 Sonra tekrar 1 2 zincir. Yine ikinci fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 üçüncüye batıyorum. Yine aynı yere 4 tane ipimi uzatarak bir üstüne dolayarak fıstığımı örüyorum. Yine 2 zincir arada aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 2 defa da çıktım. 2 zincir 1 2 3. trabzana batıyorum. 2 örneğini bugün anlatacağım size. Çok kibar, kolay ve gösterişli değerli izleyicilerim. Zaten yaptığınızda videomuzu izlediğinizde bile fark edeceksiniz. Şimdi bu kadar yeterli. Bakın dönüyoruz. 1 2 3 zincir. Yine önce 4 tane trabzanımı örüyorum. Önce 4 trabzan. Sonra 2 tane zincir, 1 2 zincir. Şimdi tam arasına burayı aynı şekilde bakın şimdi ne kadar kolay. 2 3 4. Yine 1 2 zincir aynı yere batıyorum. İki, üç, dört. Arada iki zincirim var. Dört tane yapmış olduğumuz trabzanın üzerine aynı şekilde örüyorum. İki, üç. Arasını beş tane de yapabilirsiniz. Fazlası güzel durmaz. En fazla beş tane. Yine iki zincir. Yine aynı yere bakın.
Eğer ipiniz ince ise 5 tane de doldurabilirsiniz. Benim şimdi bu yeleklik ipim. 4 dolgu ideal diyorum. 1, 2, 3, 4. Arada hep 2 zincir, 4 trabzan, 4 dolgu. Ben böyle sıramı tamamlarken siz modelimi yakından bir izleyin. Zaten ben de sıramı tamamlayıp sizlere hemen göstereceğim. Çünkü uzatmaya gerek yok. Hep aynı. Bakın modelimizde de belli. Şu şekilde. Bu aralarını dediğim gibi 5 tane de yapabilirsiniz. Ama ben 4 yaptım. Sizler daha işte seviyorum. Ben daha geniş arası olsun diyorsanız 5-6'ya kadar. Ama en ideali 5 diyorum. Bakın modelimiz de zaten burada belli. Aynı bu şekilde. Şimdi 3 zincirle dönüp 4 trabzan, 2 zincir, dolgu, 2 zincir, dolgu, yine 4 trabzan değerli izleyicilerim. Hep bu şekilde örneğimiz. Arkalı önlü bir örgü bu. Bakın yeşilde de aynı. Arkası da aynı. Önlü de aynı. Yani çift taraflı bir örgü diyorum. İster bebek yeleği, ister bayan yeleği, battaniye vesaire çok amaçlı kullanabileceğiniz bir örgü. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Fıstık yeşili bir örgü bu. Fıstıklı yeşil örgü. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.